Titans'ın ilk sezonunun son bölümünün adı manyak abi. Hani kafalar diyor ya, manyak bir video. Harbiden bu da manyak bir bölüm olacak gibi. Bölümün adına geçmeden belirteyim. Titans ilk sezonu ve sezonun final bölümünün fragmanı ile ilgili spoiler vardır bu videoda. İzlemek istemeyenler yani izlesin bence, çünkü çok şey kaçırabilirsiniz benden söylemesi deyip spoiler uyarımı da verdiğime göre nerede kalmıştık? Tam da ismi veriyordum. Bölümün ismini son Titans bölüm incelemesinin sonunda da söylediğim gibi Robin vs. Batman ne lan? Wow! Yani şu an yani siz delirdiniz mi? DC hani bu birden bu şekilde bu kadar manyak iyi bir fragmanla yapılır mı lan? Wow! Abi yani izledikçe coşuyorum, yükseliyorum. Hani şu ana kadarki DC film ve dizilerinin yaptığı en iyi ve en çılgınca şey bu fragman olabilir. Hatta bu bölüm olabilir diyorum. Daha izlemeden bunları diyorum. Çünkü çok sağlam duruyordu ve bu izlenimi ben daha ilk Titans'ın fragmanı yayınlandığında Robin'in o "fuck Batman" dediği sahnelerden falan bile Robin'in badass olabileceğini, bu dizinin manyak iyi bir dizi olacağını falan çıkarmıştım. O açıdan böyle hafif ön sezlerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Neyse bunu geçelim. Umarım sadece ben bu kadar gaza gelmemişimdir diyorum. Çünkü bu fragmanı gidin izleyin ve delirin yani. Hani bunu bilmiyorum, çok heves yaptığım için mi diyorum bilmiyorum ama bence muhteşem olmuş. Daha sezonun ilk başından küçük bir Joker lafı duymuştuk, hatırlayın. İlk bölüm incelemesinde var, hatta ilk bölümde de var, geçiyor adı. Sezon başından şu ana kadar giderek artan bir Batman ve Bruce Wayne olayları da gelişmişti. Hani çok yükselterek sezonun son bölümüne gel ve böyle bir fragmanla ismini duyur. Yani hala manyak sevinme durumundayım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Valla büyük iş. Eğer birazdan söyleyeceklerim olacaksa zaten Marvel bay bay. Öncelikle baştan şunu söyleyeyim. Tahminimce 10. bölümün sonundaki sahneden anlayabileceğimiz üzere Dick sanırsam Trigon tarafından bir hayal dünyası yaşayacak veya farklı bir gerçeklikte olduğu bir kabus tarzı bir şey görecek olabilir. Çünkü kendisinin bilindiği üzere hiçbir varlığın önüne geçemeyeceği bir zihin kontrol yeteneği ve devamında da soyut ve somut illüzyonlar da yaratabiliyor olması. Yani bu tabii ki güçlerinden sadece bazıları ve büyük ihtimal böyle başlayacak olaylar, ama şunu da belirteyim, dikkat edin, bir de altını çiziyorum. Soyut ve somut illüzyonlar ve wow istiyorum bunu. Bunu istiyorum. Devamında ise fragmanda şunları görüyorum. Jason tekerlekli sandalyesinde sakat bir şekilde gelip Dick'e diyor ki Batman'in başı belada, yardımın lazım, gel ve düzeltmeye yardım et. Fakat Batman'in başı belada ama asıl bela Batman'in tam kendisi olmuş gibi gördük. Adam döven ve hatta acımadan öldüren bir Batman'imiz var gibi gösterdiler. Jim Gordon, Two-Face yani Harvey Dent, Harley Quinn ve hatta en büyük düşmanı Joker dahil daha birçok kişiyi katleden bir Batman. Ne kadar korkunç ve alışık olmadığımız bir olay gibi değil mi? Hani anladınız ya. Ve ben bu işi nedense çok sevdim. Dick dedektif rolü sayesinde Wayne malikanesine baskınlar falan yaptırıyor. Yani sanırsam o yaptıracak. Hatta fragmanın sonunda Wayne malikanesi büyük ihtimal patlatılıyor. Ama bence şöyle bir olay var. Hazır mısınız? Her ne kadar hayali bir illüzyon tarzı bir şey olacaksa da şöyle bir detay yakalamış olabilirim. Bilmiyorum, bence çok mantıklı ve çok böyle yerine oturan bir detay. Ve sırf bu gazım olduğu için bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi Batman'in adamları öldüresiye dövdüğü sahnelerde hep böyle bir zincir sesi geliyor. Bunu bir yazın aklınıza. Zincir sesi. Ek olarak ağır çekimlerde defalarca izledim. Ve boynuna uzanan yakaları olduğunu gördüğümü sanıyorum. Yani nasıl diyeyim, pelerinden çok pelerinin üstünden böyle boyuna uzanan bir yaka. Kafa yapısı ve biraz da davranışları nedeniyle acaba son zamanlarda çok popüler olan Batman Who Loves'u mu göreceğiz? Bir düşünsenize. Olur mu olur. Yani bence bütün işaretler kısa da olsa onu göreceğimiz kanısında. Ama sadece o da değil. Bence bir de normal, bildiğimiz bir Batman olacak. Çünkü demin dediğimin aksine kostümü ve hareketleri farklı olan bir Batman daha var bence. Ki bu dediğim normal Batman'in kostümünü Batman Origins oyununun ana kostümüne çok benzettim. Yani o kostümü çok sevmiştim belki. Bilmiyorum. Bana öyle geldi. Bu şekilde bir Batman Who Loves ve bir normal Batman'i aynı anda görebiliriz. Her şey bekleniyor artık bizden bence. Veya aklıma gelen son bir ihtimal var. Normal tek bir Batman'imiz var olması gerektiği gibi. Ve bu Batman'in Who Loves versiyonuna nasıl dönüştüğünü ve nasıl Dick'in kabusu olduğunu mükemmel bir şekilde göreceğiz gibime geliyor. Yani ek bilgi vereyim. Şuradaki resimde de göreceğiniz üzere bilmeyenler için varsa söylüyorum. Hull House'ın elindeki tuttuğu tabiri caizse köpekleri Robinler arkadaşlar ve dizimizde Jason ve Dick Grayson olmak üzere 2 adet Robin var. Okey. Yani kısacası ben Who Loves'u gördüm ya da görmek istedim diyorum. Umarım görürüz çünkü bilmiyorum, ortalık yanar. Eğer bu tarz bir final bölümü izlersek dizi benim için ilah seviyesine falan çıkacak. Saygılar DC. Devamını bekliyoruz. Haftaya iple çekiyorum seni ya. Hani gel, anladın mı? Gel. Hadi hadi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. And where down we go.